Son gelişmelerle ajansdayız. Bugün 20 Ekim Salı. Saatlerimiz tam 13. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında her zaman olduğu gibi haberleri birlikte yaşayacağız. Ve önce canlı yayın noktalarımız. İyi Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanımız FETÖ'cü çıkışıyla çalkalanıyor. Mehmet Karataş İstanbul'dan, Tülay Ağoğlu Ankara'dan canlı yayında. Ermenistan ateşkes ihlallerini sürdürürken Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını kurtarmak için düzenlediği harekatta devam ediyor. Kerim Ulak, Azerbaycan'ın Yevlak kentinden canlı yayında. PKK'nın sözde Metina istihbarat sorumlusu Ahmet Bal etkisiz hale getirildi. Sinan Yılmaz Diyarbakır'dan canlı yayında. Kabine bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Lami Ayhan Ankara'dan canlı yayında. İstanbul'daki dikey bahçe tartışmaları da devam ediyor. Ramazan Almaçayır İstanbul'dan canlı yayında. Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden biri olan Sera Gölü'nde kirlilik alarmı var. Ahmet Çağlar Yıldırım Trabzon'dan canlı yayında ve ajans başlıyor. Ajansa 2020 yılında dünyada keşfedilen en büyük doğal gaz rezervine ev sahipliği yapan Tuna 1 kuyusuna ait özel görüntülerle başlıyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yeni doğal gaz müjdesi tüm Türkiye'yi sevindirmişti. Sakarya sahasının Tuna 1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi 405 milyar metreküpü buldu. Türkiye Petrolleri bu keşif yolculuğunun nasıl başladığını ve nasıl devam ettiğini anlatan bir video paylaştı. Görüntüler 20 Temmuz'da Tuna 1 kuyusunda ilk sondaj çalışmalarının başlangıcı ve 17 Ekim 2020'de yine Tuna 1 kuyusundaki çalışmanın nasıl tamamlandığını gösterir. Ve iç siyasete dönüyoruz. İyi Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın açıklamaları siyaset gündemine bomba gibi düştü. Partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia eden Ümit Özdağ, Meral Akşener'i de bu konuda bilgilendirdiğini ancak gerekli adımın atılmadığını söyledi. Özdağ'ın partiyi karıştıran bu açıklamalarının ardından İstanbul İlçe Başkanları, İl Başkanı Buğra Kavuncu başkanlığında toplandı ve Özdağ'ın disipline sevkiyle partiden ihracı için imza verdiler. Buğra Kavuncu şu anda sizin partinizin İstanbul İl Başkanı mı? Evet, İl Başkanı. Siz onun için FETÖ'cü diyebiliyor musunuz? Çok net söylüyorum. Bir FETÖ'cü sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsanız FETÖ ile ilgili yıllar boyunca bir tane olumsuz açıklamanız veya olumlu açıklamanız yoksa bu şekillendirilmiş demektir. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın FETÖ'cü olmakla suçladığı kişi partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu. Sayın Genel Başkan'ı uyardım. Dedim ki bakın bu arkadaşın bağı olduğuna dair FETÖ ile bir FETÖ'cü sivil toplum örgütünde bağı olduğuna dair bilgi var. İYİ Parti'de ikinci olağan kurultayda yaşanan liste krizinin ardından kazan kaldıran Özdağ katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Partisinin il başkanına hedef aldı. Kendisi de aynı zamanda FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk İş Adamları Derneği'nin başkan yardımcılığını yapmış. Yıllarca yapmış. Devlet 15 Temmuz'dan sonra bu derneğin kapatılması için başvurmuş. Kazakistan nezdinde. Evet, Kazakistan'a başvurmuş ve kapatılmış. FETÖ'cü olduğu için. Evet, FETÖ'cü olduğu için. Buğra Kavuncu oranın başkan yardımcılığı görevini yapmış. Yıllarca. Bunun izahı yok. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia eden Özdağ, Genel Başkan Meral Akşener'i de Kavuncu'nun bağlantılarına ilişkin bilgilendirdiğini ancak adım atılmadığını söyledi. Daha partiye gelmeden önce bu uyarımı yaptım. Meral Hanım da size şunu dedi. Devlette bilgi yok dedi. Devlette bana böyle bir bilgi yok. Ben de diyorum ki devlet her bilgiyi paylaşmaz. Bir de açık bilgiler var. Bu açık bilgilere baktığınız zaman FETÖ'nün kendi yapılanması içerisinde önemli pozisyonlara kendi elemanları dışında kimseyi getirmediğini biliyoruz. Kavuncu ise iddiaları iftira olarak niteledi, hukuki işlem başlatacağını açıkladı. İYİ Parti'yi karıştıran bu açıklamaların ardından Ümit Özdağ'ın ihracı için ilk adım atıldı.
İYİ Parti İstanbul İlçe Başkanları, İl Başkanı Burak Kavuncu başkanlığında toplandı ve Özdağ'ın partiden ihracı ve disipline sevki için imza verdi. İlçe başkanlarının imzaladığı disiplin ve ihraç dilekçesi İYİ Parti Genel Merkezi'ne gönderildi. Siyaset, İYİ Partili Ümit Özdağ'ın biraz önce izlediğimiz İstanbul İl Başkanımız FETÖ'cü çıkışıyla çalkalanıyor. Özdağ'ın partiden ihracı isteniyor. Hedefteki isim İl Başkanı Buğra Kavuncu ise iddialar için iftira dedi. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gidiyoruz ve gelişmeler haber muhabiri Mehmet Karataş'ta. Evet Can Okan abi, belirttiğiniz gibi Özdağ'ın o açıklamaların ardından, yani kendi partisinin İstanbul İl Başkanı'nın FETÖ'cü olduğu iddiasının ardından İYİ Parti'de kriz giderek büyüyor ki sabah saatleri itibariyle artık teşkilat üyelerinin de, daha doğrusu ilçe başkanlarının da harekete geçtiğini sizlerle paylaşalım. Az önce ifade ettiğiniz gibi hepsi il başkanının konumunda, il başkanının il başkanlığına gelerek burada imza verdiler. Verdikleri bu imzaysa İstanbul milletvekilleri Ümit Özdağ'ın partilerinden ihraç edilmesi için. Dediğimiz gibi 39 ilçenin ilçe başkanları il başkanlığında toplanarak burada il başkanlarına destek olarak hepsi imza verip Özdağ'ın ihraç edilmesini istedi. Çünkü dün akşam saatten dediğimiz gibi yaptığı açıklama Türkiye'nin gündemine oturdu. Çünkü kendi partisinin İstanbul il başkanının FETÖ'cü olduğunu iddia etti ve özellikle de buna dayanak olarak da FETÖ'nün en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk İş Adamları Derneği'nin bir zamanlar genel başkan yardımcılığını yaptı dedi ve benim için bunun izahı yoktur diyerek Ümit Özdağ partisinin il başkanının FETÖ'cü olduğunu belirtti ve ama teşkilatın da şu an itibariyle en azından İstanbul ilçe başkanları bir an önce ihraç edilmesi ve disipline sevk edilmesi yönünde bir beklenti içerisinde. İlk sabah saatlerinde de yine il başkanlığına da birçok teşkilat mensubunun geldiğini de paylaşalım. Evet, ilerleyen saatlerde, ilerleyen günlerde nasıl bir süreç bekliyor, açıkçası bu da merak konusu diyelim. Söz tekrar size bırakalım. Teşekkürler Mehmet Karataş. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin milletvekili ve kurucuları arasında yer alan Ümit Özdağ'ın iddiaları hakkında ilk kez konuştu. Meral Akşener iddiaya grup toplantısı sonrasında yanıt verdi. Biz bir saldırı bekliyorduk, bunu söyleyen yalancıdır dedi. Sayın Burak Kavuncu, bugün Sayın Ümit Özdağ'ın sözlerini, iddialarını, sizin deyimizle imalarını ispatlayabilmesi için bir imkan sunuyor. Kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunuyor. Dolayısıyla onu hep beraber göreceğiz. Hür iradeleriyle partimizde, yönetimde, milletvekilliği görevlerinde bulunan bütün arkadaşlarımızın hür iradeleriyle fikirlerini söylemelerinin çok önemli olduğunu ve partimize zenginlik kattığına inanıyorum. Ve bu konuda da direnmeye, demokrasiyi içselleştirme konusunda direnmeye devam edeceğim. Bunu daha evvelde defalarca sizlerle paylaştım. Yani biz partimize bir saldırının olacağını bekliyorduk elbette. Çünkü araştırma şirketlerinde 13 ile 15 arasında sonuçlar bulununca kışkırtlığını her zaman yapar, onu biliyorduk da. Şimdi bakacağız duruma. Evet, yeter. Çok teşekkür ederim. O çok büyük bir yalandır. Yalancıdır bunu söyleyen. Bu açıklamaların ardından gözler İYİ Parti'ye çevrildi doğal olarak. Peki acaba İYİ Partili milletvekili Ümit Özdağ ihraç edilecek mi? Neler konuşuluyor? Ankara'ya gidiyoruz. A Haber muhabiri Tülay Ağoğlu karşımızda. Can Okunar, hemen bunun olması beklenmiyor, ancak can alıcı, daha can alıcı noktaya gelirse, eğer gelişmeler can acıtıcı noktaya gelirse, bu durumda Meral Akşener buna mecbur kalacağı benziyor. Şunu söyleyelim, bugün iddialara doğrudan yanıt vermedi Meral Akşener. Yani İstanbul İl Başkanı ile ilgili iddiaya FETÖ'cü mü değil mi, bu konuda bir şey söylemedi. Ancak partisine operasyon yapıldığını ifade etti. Yani iddialara cevap vermek yerine partisine yönelik
büyük bir operasyon olduğundan söz etti. İşte Doğru Yol Partisi döneminde 43 milletvekilinin istifa ettiğini söyledi. Ve şunu ima etti bir anlamda da. Aytun Çıray, Ümit Özdağ arkasından konuştu. Bu milletvekilleri aracılığıyla bu operasyonun yapıldığını açıkça söylemese de bunu ima etti. Yani bu konuşmaların, bu açıklamaların devam edeceği mesajını da verdi bir anlamda. Devam edebileceği mesajını da verdi. İyi Parti'de bugün grup toplantısında bazı milletvekilleri, muhalif olarak nitelendirilen bazı milletvekilleri grup toplantısına katıldılar ama önemli bir kısmı katılmadılar yine her hafta yaptıkları gibi. Bu arada bazı muhalif isimler de Ümit Özdağ'a bir anlamda sitem ettiler. Perde arkasında daha doğrusu açıkça bunu kamuoyuna söylemediler ama şöyle ifade ettiler. Biz Koray Aydın'ı hedef almıştık ama Ümit Özdağ cepheyi genişletti dediler. Yani İyi Parti'de önümüzdeki günlerde daha pek çok gelişme yaşanacağı benziyor ve Meral Akşener'in zor günler, zor zamanlar yaşadığını da ifade edelim Can Okanar. Evet, Ermenistan'ın saldırıları devam ediyor Azerbaycan'ın sivil hedeflerine. Şimdi biz de cephe hattına gidiyoruz. Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekat da devam ediyor. Ve A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak son gelişmelerle cepheden karşımızda. Evet, Azerbaycan Yevlak'tan mutlu selamlar göndererek yayınımıza başlayalım. Tabii insani ateşkesi Ermenistan ikinci kez ihlal etti. Hatırlarsanız 10 Ekim'de ve 18 Ekim'de iki defa geçici insani ateşkes ilan edilmiş. Ancak Ermenistan bir yandan sivilleri bir yandan Azerbaycan ordusunu hedef alarak saldırılar düzenlemişti. İşte o saldırılar düzenleyen Ermenistan yine sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bakın bulunduğumuz noktaya çok yakın noktada Ağdam yer alıyor. Ağdam'da patlama seslerini bulunduğumuz yerden çok net bir şekilde duyabiliyoruz ki sabah erken saatlerden itibaren Ermeni topçular bu bölgedeki yerleşim yerlerini yoğun bir şekilde bombardıman altına almaya başladılar ve buna şu an itibariyle devam ediyorlar. Tabii Ermenistan'ın saldırılarına Azerbaycan ordusunun cevabı çok ağır oluyor. Bir yandan silahlı insansız hava araçları, bir yandan savaş uçakları, bir yandan helikopterler. Bakın helikopterler diyorum, helikopterler bölgede. Ve özellikle Adere başta olmak üzere bu bölgedeki Ermeni topçuları yoğun bir şekilde bombardıman altına alınıyor ve kalan topçu birlikleri yok ediliyor. Şöyle harita üzerinden göstermek istiyorum. Tabii izleyiciler merak edeceklerdir. Bölgedeki son durum ne? Bakın haritada gördüğünüz üzere yeşil alanlar Azerbaycan güçlerinin kontrol altına aldıkları noktalar. Yaklaşık 18 bin kilometre karelik bir coğrafyadan bahsediyoruz Karabağ'da. 1992 yılından beri Ermeniler tarafından işgal edilen Karabağ coğrafyasının şu an %8'i tamamen kontrol altına alınmış durumda. Yani bu yaklaşık 7500 kilometre kareye denk geliyor ve 78 rayon, 2 ilçe şu an tamamen kurtarılmış durumda. Ve dikkat ederseniz ters hilal taktiği tamamlanmak üzere. Ters hilal taktiğinde Kelbecer önemli bir kritik noktaydı. Burada çok şiddetli yoğun çatışmalar var. Kelbecer neden önemli? Kelbecer zengin altın yataklarının bulunduğu 1500 metre yükseklikte oldukça kritik bir nokta ve bu bölgede çatışmalar şiddetli bir şekilde devam ediyor. Adere neden önemli? Adere bulunduğumuz noktalara topçu atışının yapıldığı nokta ve o bölgede de yoğun şiddetli çatışmalar devam ediyor. Güney hattına, İran hattına geldiğimiz zaman bu noktada Zengilan Kubatlı karşımıza çıkıyor. Zengilan ve Kubatlı'nın kontrol altına alınmasıyla birlikte artık ters hilal tamamlanmış olacak ve Azerbaycan Ermeni güçlerine karşı kapan süpürme harekatı başlayacak. Ve yine bu noktada kuzeye doğru Laçin koridoru karşımıza çıkacak. Laçin koridorunu an itibariyle çok sayıda PKK-PYD'li teröristin savunduğunu da belirtelim. Burada Ermenistan güçlerinin 30 yıldır hazırladıkları Ohanyan adı verilen bir hat vardı. Beton hat, 1,5 metre kalınlığında mayın tarlalarından oluşan Ohanyan hattı Azerbaycan ordusu tarafından şu an geçilmiş durumda.
Ve bu bölgede çok engebeli dağlık ormanlık alanlar yer alıyor. Ve bu dağlık ormanlık alanlar şu an Azerbaycan ordusu tarafından geçilmiş durumda ki Ermeni ordusu şu an kaçmaya başladı. Silahlarını bırakıp, teçhizatlarını bırakıp tankların kovaladığı Ermeni ordusu panikle Erivan'a doğru yaya olarak kaçmaya başladı. Şuşa kuşatma altında. Azerbaycan'ın gözü, Karabağ'ın kalbi Şuşa üç taraftan kuşatılmış durumda. Çevresindeki yükseltiler kontrol altına alındı ve şehrin bazı noktalarına Azerbaycan Özel Kuvvetler Birliği'ne bağlı askerlerin geldiği bilgisi var. Artık İlham Aliyev'den Şuşa ile ilgili tüm Azerbaycan müjdeli haberi bekliyor. Tabii gün içinde Ermeni ordusuna vurulan kayıplarla ilgili ben rakamları paylaşmak istiyorum. Son 2 gün içinde Ermenistan'a ait 2 T-72 tankı imha edildi. 4 Grad füze lançeri, 10 yine askeri araç Azerbaycan ordusu tarafından imha edilmiş durumda ki şu ana kadar toplam 330 Ermeni tankı yok edildi. Ermeni kaybı yaklaşık 10 bin. Ermeni tarafı yine kayıplarının 720 olduğunu söylüyor. Ancak 330 tankın içinde 4 kişi olduğunu düşünecek olursanız ortalama 1000-1100'e yakın Ermeni askerinin sadece tanklarda yok edildiğini ve 9-10 bin rakamının ne kadar doğru olduğu yine gözler önüne seriliyor. Bölgede şu ana kadar tabii Ermenilerin manipülasyonları da devam ediyor. Ermenistan Azerbaycan topraklarına füzelerle saldırıyor. O saldırı yapılan, vurulan noktalardaki yerleşim yerleri sanki Ermenistan'da Azerbaycan tarafından vurulmuş gibi dünya kamuoyunda bir yanıltma, manipülasyon oyunu da şu an Ermenistan tarafından oynanıyor. Paşinyan köşeye sıkışmış durumda ve artık Rusya desteğini de alamayan ve halk desteğini büyük ölçüde yitiren Paşinyan'dan bir mesaj geldi ve Azerbaycan yönetimiyle müzakere masasına oturabileceğini söyledi. Ancak Azerbaycan tarafının verdiği mesaj şu: çok net bir şekilde Ermeni askerleri Karabağ'dan çekilmeden harekat durmayacak ve 30 yıllık özlem kesinlikle bölgede sona erecek. Evet, cephe hattındayız. Can, o kadar gelişmeleri ekranlara taşımaya devam edeceğiz diyelim. Söz tekrar size bırakalım. Kolaylıklar diliyoruz Kerim Ulak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin desteğini vurgulamak üzere Azerbaycan'da ve Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap etti. Ermenistan'ın ateşkese rağmen savaş suçu işlediğini bildiren Şentop, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında yer aldığına bir kez daha vurgu yaptı. Topraklarınızın beşte birinin işgal altında olduğu, 1 milyondan fazla kardeşinizin ocaklarını, yuvalarını terk etmek zorunda kaldığı 30 yılı geçirdiniz. Hep birlikte geçirdik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da haklı davasında ve vatan savunmasında can kardeşlerinin yanında yer alacaktır. Yıllardan beri Kafkasya'da barışın ve huzurun en büyük düşmanı, başta Birleşmiş Milletler ve diğer bazı uluslararası örgütlerin kararlarına rağmen İşgal ettiği topraklardan çıkmayan, işgali ve terörü tam bir devlet politikası haline getiren Ermenistan, işgal ve katliam şeceresine yeni bir halka eklemiş, sivilleri ve masumları öldürmeyi bir devlet politikasına dönüştürmüştür. Ermenistan sahada veya masada kimden ne destek alırsa alsın, Azerbaycan işgal edilen topraklarının her karışından, her santiminden bu işgalci terör devletini kovmaya muktedirdir. Şunu söylemekten imtina etmememiz lazım. Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi de Ermenistan'ın ihlalleri ve saldırganlıklarına yer verdiği birçok karar almıştır. Kurulan ama Ermenilerin karşı koymasıyla çalışamayan, bölgeyi inceleyemeyen birçok komisyonlar oluşturmuştur. Buna rağmen bazı devletler Ermenistan'ı hoş görmekten vazgeçmemişlerdir. Sonuç olarak sureti haktan gözüken bu kararları mihenge vurunca içi hep boş çıkmıştır. Uluslararası camia beyanlarının gereğini yerine getirememektedir. Bugün Kafkaslar'da, sınırlarımızda ve Doğu Akdeniz'de maruz kaldığımız bütün provokasyonlarında, saldırılarında, baskılarında temelinde bu stratejik gücümüzü baltalama girişimleri yatmaktadır. Fakat ne Azerbaycan 30 yıl önceki Azerbaycan'dır, ne Türkiye 30 sene önceki Türkiye'dir, ne de dünya 30 sene önceki dünyadır. Biz haklı ve kutlu davasında zafere kadar Azerbaycan nasıl isterse o şekilde yanında olacağız. Azerbaycan ordusu Karabağ'da işgal altındaki topraklarını geri alıyor. Son olarak
Ermeni işgalinden kurtulan bir köyde 30 yıl sonra ilk kez ezan okundu. Azerbaycan askerlerinin mutluluğu yüzlerine yansıyordu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Ermeni askerlerin kaçarken Fuzuli ve Cebrail'de geride bıraktığı teçhizatın görüntülerini paylaştı. 30 yıl sonra... Azerbaycan ordusu vurdu, Ermeni askerleri kaçtı. İşgalden kurtarılan köylerde 30 yıl sonra ezan sesleri yankılandı. Ermenistan ateşkesi bir kez daha ihlal etti. Sivil yerleşim yerlerini vurdu. Azerbaycan'ın ihlallere cevabı sert oldu. Yürütülen başarılı operasyonlarla işgal altındaki birçok vatan toprağı kurtarıldı. Son olarak o köylerden birinde 30 yıl sonra ezan okundu. Köyü işgalden kurtaran Azerbaycan askerlerinin mutluluğu yüzlerine yansıdı. O köyün ismi güvenlik gerekçesiyle belirtilmedi. Maşallah, maşallah. Diğer bir yandan Fuzuli ve Cebrail'de pek çok askeri teçhizat ve mühimmat ele geçirildi. Çok sayıda askeri kamyon, zırhlı araç, tüfek, roket atar ve mühimmat kameralara böyle yansıdı. Görüntüler Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda PKK'nın Metina Sözde İstihbarat Sorumlusu Ahmet Bal etkisiz hale getirildi. Operasyonun ayrıntılarını öğreneceğiz. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz karşımızda. Terörle mücadele gerek yurt içinde gerekse yurt dışında aralıksız devam ediyor. Bu anlamda PKK'nın üst düzey kadrosu artık hedef alınıyor. Bu kapsamda PKK'lar etkisiz hale getiriliyor. 21 Mart 2019'dan bu yana PKK'nın üst düzey kadrosu hedef alınıyor. Hatırlarsanız o tarihte Rıza Altun ağır yaralanmıştı. Özellikle PKK'nın Avrupa sorumlusuydu. O dönemdeki 3 PKK'lı etkisiz hale getirilmişti. İşte o süreçten bu yana üst düzey PKK'lar birbiri etkisiz hale getiriyor ki aralarına baktığımızda PKK'nın başkanlık ve yürütme konsey üyelerinden Diyar Garip Muhammed, İsmail Nazlı Kul, Servet Aydın, Ayfer Kordu gibi PKK'nın kadın yapılanması birbiri etkisiz hale getiriyor. Geçtiğimiz günlerde de bir operasyon yapılmıştı. Hava destekli bir operasyondu Metina bölgesinde. Bir grup PKK'lının tespit edilmesi üzerine hava harekatı gerçekleştirilmişti. Yapılan bu hava harekatında 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi. 5 PKK'lıdan birinin de Metina sorumlusu olduğu tespit edildi. Ve PKK'lının ismi Dara Kato Kod adlı Ahmet Bal olduğu tespit edildi. İşte bu PKK'lı kırmızı bültenle arandığı belirlenmiş oldu. PKK'nın Metina sorumlusu, istihbarat sorumlusu olduğu belirlenmiş oldu. Özellikle bu PKK'lı Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı madde aktarımı konusunda faaliyet yaptı ve daha sonra da Metina bölgesinde çalıştığı belirlenmiş oldu. 2009 yılında PKK'ya katıldı. MİT'in takibi sonucunda bu üst düzey PKK'lı etkisiz hale getirildi. Terörle mücadele gerek yurt içinde gerekse yurt dışında aralıksız devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Başkan Erdoğan'ın başkanlığında saat 15'te toplanacak. Kabine toplantısında koronavirüs vakaları, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları, üniversitelerde yüz yüze eğitim ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlanmasının ardından başlayan yeni dönem değerlendirecek. Daha fazla ayrıntı için Ankara'ya gidiyoruz. A Haber ekibinden Lamia Ayhan karşımızda. Can Okanar, yoğun bir gündem var aslında. Kabine toplantısının iç ve dış gelişmeler önemli başlığını oluşturuyor. Elbette ki Azerbaycan'ın Ermenistan topraklarına saldırıları, yine ateşkesi ihlali, tüm bu gelişmeler ayrıntılı olarak masada olacak. Ve hafta sonu gerçekleştirilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçimler, bundan sonraki adada yol haritası nasıl olacak, tüm bunlar da elbette ki değerlendirilecek. Yine bakanların sunumlarının olacağını söyleyelim. Ama iç politikada da önemli başlıklardan birisi
ise kuşkusuz koronavirüsle mücadele süreci ki bu anlamda İçişleri Bakanlığı'nın aslında 81 valine gönderdiği genelgelerle daha da sıklaştırılan denetimler ve elbette ki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugünkü kabine toplantısında yapacağı sunum da önemli. Aşı çalışmaları da yine konuşulacak başlıklar arasında ama bir diğer başlıkta ortaokulun bazı sınıfları ve liselerin bazı sınıflarında henüz yüz yüze eğitime geçilmemişti. İşte bu süreçini değerlendirecek ve üniversiteler elbette merakla beklenen üniversitelerde ne zaman yüz yüze eğitim başlayacak? Tüm bunlar saatler 15'i gösterdiğinde başlayacak olan kabine toplantısının gündeminde olacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Can Okanar. Türkiye'nin Karadeniz'deki sondaj faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'de çalışmalara başlayacak. Ancak öncesinde Boğaz geçişi sebebiyle kule sökümü için Haydarpaşa Limanı'na yanaştı. Kanuni sondaj gemisi Karadeniz yolunda ancak öncesinde Haydarpaşa Limanı'na yanaştı. Türkiye'nin 3. sondaj gemisi İstanbul Boğazı'na ulaştı. Haydarpaşa Limanı'na yanaşan geminin kule söküm işlemleri için çalışma başladı. Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'de faaliyetlerini sürdürecek ancak ilk durağı İstanbul'da Haydarpaşa Limanı olacak. Bu noktaya birazdan yanaşacak ve Haydarpaşa Limanı'nda kule söküm işlemleri de başlamış olacak. Geminin kuleleri köprülerden rahat bir şekilde geçebilmek için sökülecek. Kanuni sondaj gemisi oldukça modern bir donanıma sahip. Gemi tam 227 metre uzunluğunda ve 114 metre yüksekliğinde. Genişliği ise tam 42 metre. Özellikle sondaj çalışmalarında 11.400 metre derinlikte 3.000 metrede sondaj çalışması yapabiliyor. Çalışmalar 10 gün içerisinde tamamlanacak. Ardından da Kanuni Zonguldak'ın Filyos Limanı'na hareket edecek ve burada Karadeniz'deki çalışmalara katılacak. Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden biri olan Sera Gölü artık doğal güzelliğiyle değil, kirliliğiyle dikkati çekiyor. A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım karşımızda. Evet Can Okanar, sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Sera Gölü turizm yönünden bölgenin çekim noktalarından bir tanesi. Ama Sera Gölü'nde kirlilik alarm veriyor ve bu kirlilik dolayısıyla da gölün yüzeyi adeta deyim yerindeyse simsiyah bir görüntüyle kaplı durumda. Peki bunun sebepleri ne? Bunu da Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi, Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Turan Özdemir'le konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Evet, Sera Gölü gerçekten turizm açısından önemli bölgede. Yerli ve yabancı turistler geliyordu ama şu anda biz de görüyoruz yüzeyi kapkara bir şekilde, simsiyah bir şekilde. Bunun sebebi ne hocam? Evet, bunun sebebi algler ama alglerin tek başına sorumlu değiller tabii. Artan nüfus nedeniyle, yerleşim yerlerinin artması nedeniyle, evsel atıkların artması, tarım faaliyetleri sonucu kimyasalların derelere akması, ticari faaliyetler sonucu oluşan atıklar nedeniyle dereye, göle çok sayıda fosfat, nitrat, azot ve fosfor özellikle olmak üzere bol miktarda besin girmekte. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Evet, sözü tekrar Trabzon'dan size bırakalım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca online olarak düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ve gözlemci ülkelerin Diyanet İşleri Başkanları, Başkanları ve Bakanları ve müftüleriyle istişare toplantısının açılışına bir video mesaj gönderdi. Sebebiyle maalesef bu sene toplantılarımızı kıymetli hocalarım, aziz kardeşlerim, saygıdeğer misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizlerin aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde görev yapan tüm dostlarımıza, şahsım ve milletim adına emekleri, gayretleri için şükranlarımı sunuyorum. Dünyanın tamamını etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle maalesef bu sene toplantılarımızı
dijital platformlar vasıtasıyla gerçekleştirmek zorunda kalıyoruz. Bu vesileyle salgında hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Mevla'dan bizi ve tüm insanlığı bu virüs musibetinden bir an önce kurtarmasını niyaz ediyorum. Video konferans yoluyla da olsa İslam dünyasının siz mümtaz alimleriyle bir araya gelmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu anlamlı toplantının icrasında görev alan herkese teşekkür ediyor. İstişarelerimizin ülkelerimiz, İslam ümmeti ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbimiz, hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de onların işleri aralarında şura iledir buyuruyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir hadisi şeriflerinde Allah istişareyi ümmetim için bir rahmet kıldı diyor. İçinden geçtiğimiz bu sancılı ve imtihanlarla dolu dönemde Müslümanlar olarak birbirimizi daha fazla dinlememiz, daha sık fikir alışverişinde bulunmamız gerektiğine inanıyorum. Bu tarz toplantılar birbirimizi daha iyi anlamamıza imkan vermenin yanı sıra meselelerimizi özgürce konuştuğumuz çok kıymetli platformlardır. Bilhassa inancımızda peygamberlerin varisleri olarak tavsif edilen siz alimlerimizin bir araya gelmesi, görüş teatisinde bulunması çok önemlidir. Görüş ayrılıklarımızı bir yana bırakıp çeşitli zeminlerde istişare kültürünü yaygınlaştırdığımız ölçüde sıkıntılarımıza çözüm üretebiliriz. Farklılıklarımızdan ziyade ortak noktalarımıza, ortak meselelerimize yoğunlaştığımız müddetçe sorunlarımızın üstesinden gelebiliriz. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır ikazına uygun şekilde saflarımızı sıklaştırdığımız, birbirimize kenetlendiğimiz sürece dünya ve ahiret saadetine kavuşabiliriz. Buradaki her bir kardeşimin tecrübesinin, tavsiye, tespit ve eleştirilerinin şahsım başta olmak üzere Türkiye'deki tüm dostlarınız için çok değerli olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Sizlerden omuzlarınızda taşıdığınız yükün ağırlığıyla mütenasip olarak yolumuzu ve ufkumuzu aydınlatan Cihan Şumul kardeşliğimizi güçlendiren kararlara imza atmanızı istirham ediyorum. Saygıdeğer hocalarım, Müslümanlar olarak terörden açlığa, cehaletten gelir adaletsizliğine, iç kavgalardan tefrikaya pek çok çetrefil sorunla yüzleşiyoruz. Yemen'den Suriye'ye, Afganistan'dan Libya'ya, gönül coğrafyamızın birçok bölgesinde maalesef kan, gözyaşı ve istikrarsızlık kol geziyor. Asırlar boyunca insanlığa ışık tutan, ilim, hikmet ve barışla anılan kadim İslam beldelerinden bugün ne yazık ki feryatlar yükseliyor. Dünya genelinde her gün ortalama 1000 Müslüman kardeşimizi teröre veya şiddete kurban veriyoruz. Bilhassa ırkçılık, kavmiyetçilik, mezhepçilik ve terör fitnesi İslam alemini içeriden çökerten sorunlar haline gelmiştir. Ölenin de öldürenin de Allahu Ekber dediği bir tabloyu bizim kabul etmemiz, içimize sindirmemiz asla mümkün değildir. Haksız yere bir insanı öldürmeyi tüm insanlığı öldürmek olarak kabul eden bir dinin mensupları katliam yapmaz, yapamaz. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir Müslümanın nasıl olması gerektiğini tanımlarken Müslüman diğer Müslümanların dilinden ve elinden selamette olduğu kişidir diyerek gayet net sınırlar çizmiştir. Şayet bugün Müslümanlar kardeş kavgasına tutuşmuşsa bunun sebebi veda hutbesindeki benden sonra küfre ve sapkınlığa düşüp birbirinizin boynunu vurmayın emrine riayet edilmemesidir. Şayet bugün Müslümanlar Irak'tan Yemen'e etnik ve mezhep temelli kavgalarla tüm enerjilerini tüketiyorsa
Bunun en büyük nedeni Efendimizin sıkı tutunun buyurduğu Kur'an ve sünnetten uzaklaşmamızdır. Daha önce ifade ettiğim gibi bizim ne sünnilik ne de şiilik diye bir dinimiz vardır. Bizim dinimiz İslam'dır. Müslüman olmak, alemlere rahmet olarak gönderilen kutlu Nebi'ye ümmet olmak bize şeref olarak yeter. Allah'a kulluğun dışında bir payı arayan kimse büyük bir gaflet içindedir. Biz üstünlüğün malda, mülkte, ırkta değil, takvada olduğuna inanıyor, böyle iman ediyoruz. İslam toplumlarını içten içe kemiren bu fitnelerin ortadan kaldırılmasında siyasilerle beraber özellikle siz alimlerimize çok önemli görevler düşüyor. Bunun için öncelikle Allah'ın ipine sımsıkı sarılacak, fitneye düşmeyecek, kardeşliğimize asla halel getirmeyeceğiz. Emperyalistlerin bizi Şii, Sünni, siyah, beyaz, Türk, Kürt, Arap, Farisi diye bölmesine müsaade etmeyeceğiz. Birbirimizi etnik kimliğinden, kabilesinden, ırkından dolayı değil, sadece ve sadece Allah için, Allah'ın rızası için seveceğiz. Günlük siyasi tartışmaların ümmet bilincimizi gölgelemesine, aramızdaki kardeşlik hukukunu zedelemesine asla izin vermeyeceğiz. Unutmayalım ki kainat boşluk kabul etmez. Hak ve hakikatin geri çekildiği yeri hemen batıl işgal eder. Özellikle dini konularda boşluğun sonu dünya ve ahirette hüsrandır. İnsanlar dini alandaki susuzluklarını sahih kaynaklardan gideremezlerse DAEŞ, FETÖ, El-Şebab, Boko Haram gibi terör örgütlerinin İslam'a mugayir sapkın yapıların pençesine düşeceklerdir. Bugün sosyal hayatta yüzleştiğimiz pek çok problemin gerisinde İslam'ın doğru bilinmemesi ve doğru anlaşılmaması vardır. Dinimizin cihan şumul ilkeleriyle hayatın gerçeklikleri arasında güçlü ve muhkem bir bağ kurulması bu bakımdan çok mühimdir. Ülkelerimizden başlayarak tüm dünyada sahih İslam anlayışının yayılması ve dinimizin hakiki mesajlarının duyurulması büyük önem arz ediyor. Yeni medya araçlarını kullanarak bu konudaki hepimizin gayret sarf etmesi gerekiyor. Kıymetli katılımcılar, Müslümanların içinde bulunduğu bu üzücü manzara emperyalistlere ve İslam düşmanlarına cesaret vermektedir. İslam'ın yükselişinden rahatsız olanlar bizzat kendilerinin sebep olduğu krizleri öne sürerek dinimize saldırmaktadır. İslam ve Müslüman karşıtı söylemler günümüzde batılı siyasetçilerin başarısızlıklarını örtmek için başvurdukları en kullanışlı aparatlardır. Yakın zamanda gündeme getirilen Fransız İslamı, Avrupa İslamı, Avusturya İslamı gibi kavramlar bunun en son örnekleridir. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un başını çektiği bu tür girişimlerin esas gayesi İslam'la ve Müslümanlarla hesaplaşmaktır. Aşırılıkla mücadele kisvesi altında terörle mücadeleden ziyade zulme tepki vermeyen, zalime ses çıkarmayan, pasif, pısırık, korkak, iddiasız bir Müslüman vatandaş profili hedefleniyor. Dinin sadece evde yaşandığı, sokakta, iş yerinde, çarşıda, sosyal hayatta dine, dini prensiplere ve dini sembollere müsaade edilmediği İslam karşıtı bir sistem kurulmak isteniyor. Dinin devlet eliyle kontrol edildiği, baskı altına alındığı, çok daha vahimi biçimlendirilmeye çalışıldığı bu sistemin adı demokrasi değil, totaliterliktir. Hiçbirimizin, hiçbir Müslüman ülkenin böyle bir hadsizliğe rıza göstermesi mümkün değildir. Dışarıdan sistemli şekilde yürütülen saldırılar, içeriden bu saldırılara zemin hazırlatan hatalar
dinimizin ruhuna asla nüfuz edemeyecektir. Dinin alanını genişletmek ya da daraltmak gibi özden uzak girişimler yerine dinin özünü anlamaya ve idrak etmeye yönelmek yeni kapıların açılmasını muhakkak beraberinde getirecektir. Ümmetin ve yeryüzünün umudu olarak gördüğüm siz değerli alim ve münevverlerimizin bu konuda da öncü bir rol üstleneceğine inanıyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken iştirakleriniz için her birinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Rabbim bizleri Kur'an'ın ve sünnet-i seniyyenin aydınlık yolundan ayırmasın diyor. Sizleri bir kez daha selamların en güzeliyle selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden biri olan Sera Gölü'ndeki kirlilik konusuna bir kez daha dönüyoruz. Ahmet Çağlar Yıldırım ve konuğu yeniden karşımızda. Evet Can Okanar, önemli bir turizm merkezi Sera Gölü. Yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Fakat Sera Gölü'nde kirlilik alarm veriyor. Burası bir heyelan gölü. 1950'li yıllarda oluşan heyelan sonucu Sera Gölü meydana gelmiş. Peki bu kirliliğin sebepleri ne? Bunu konuşacağız. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Turan Özdemir. Şu anda yayın konumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Evet, gerçekten Sera Gölü kirlilik sonucu renk de değiştirdi ve simsiyah bir görüntü aldı. Bunun sebebi ne? Kaynağı ne? Evet, bunun sebebi kirlilik nedeniyle oluşan yosun patlaması adını verdiğimiz bir olaydır. Göllerde doğal olarak yaşayan yosunlar, su yosunları, bunlar mikroskopik canlılardır. Bir yere bağlı olarak değil, serbest olarak yaşarlar. Bunlar için en önemli besin kaynağı azot ve fosfordur. Bu azot ve fosfor da bu vadide yaşayanların insan kaynaklı tarım faaliyetleri sonucu dereye karışan kimyasalların gelip gölde birikmesiyle orada yaşayan yosunlar için besleyici bir ortam oluşturması. Bunun sonucunda da aşırı şekilde yosunların çoğalmasıyla meydana gelen bir tabakalaşma göl üstünde. O yosunların rengi neyse göl üstündeki renk de o hale dönüşüyor. Bunun en önemli zararları sudaki oksijeni yok ediyor. Alt kısımda kalan canlıların yaşamasını engelliyor. Daha ileri gittiği zaman da artık bakterilerin yaşayacağı bir bataklık haline dönüşebiliyor. Nihayetinde ki hiç kimse öyle olmasını istemez ama gölün yok olmasına kadar gidebilir. Peki hocam çözüm ne? Yani nasıl eski doğal güzelliğine dönecek Sera Gölü? Evet, şimdi gölümüzün aldığı su miktarı çok az. Tarım faaliyetlerinde kullanılan suyun alınmasıyla birlikte bizim yaptığımız ölçümlerde yaklaşık yarısı ancak suyun gelebilmekte. Diğer yarısı yok oluyor. Dolayısıyla bu suyun geri gelmesi gerekiyor. Sera Deresi Vadisi'ndeki ırmakların ıslah edilmesi gerekiyor, halkın bilinçlendirilmesi gerekiyor ve az önce bahsettiğim gibi işte nitrat, fosfat atıklı bileşik maddelerin suya girişinin önlenmesi gerekiyor. Zaten bunlar önlendiği zaman göl kendisini tabii olarak yenileyecektir ama bu haliyle giderse tabii uzun yıllar sürebilir. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yanlar diliyorum. Sağ olun. Evet, Sera Gölü önemli bir turizm merkezi, çekim merkezi turizmde. Ama bugünkü görüntüsü gerçekten içler acısı bir görüntü. Kirlilik tehlikeli bir noktaya ulaşmış durumda ve bunun da bir an önce ortadan kaldırılması için harekete geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor diyelim ve sözü Trabzon'dan tekrar size bırakalım. İstanbul'daki dikey bahçe tartışmaları sürüyor. İngiltere ve Kanada'da otoyol kenarlarına dikey bahçeler kurulurken İstanbul'un bazı bölgelerindeki dikey bahçeler sökülüyor. Şimdi son duruma bakacağız. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır karşımızda. Karayollarının kenarında bu tür dikey bahçelerin yapılma sebebi özellikle İstanbul için emisyon ve gürültü bariyeri oluşturması açısından yapılmıştı. Ancak son dönemde İBB'li Belediye tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından maliyet yükü gerektiği gösterilerek buralar kaldırıldı. İşte o kaldırılan noktalardan bir tanesindeyiz. Tabii tartışma konusu oldu kaldırılıp kaldırılmaması yönünde. İstanbulluların özellikle
hem görsellik bakımından bir güzellik oluşturması hem de yeşil alan olarak ortamda kendini göstermesi açısından buradaki özellikle saksıların içindeki yeşil bitkilerin kaldırılması aslında tepkiyle karşılanmıştı. Yurt dışında birçok örnekleri var bu şekilde, dikey bahçe örnekleri. Bunun sebebi ne peki? Çevre mühendislerinin bazı açıklamaları var. Onlarla aslında biraz bilgilendirmek gerekiyor. Örneğin yapılan bir araştırma neticesinde 60 metrekarelik bir alandaki dikey bahçe uygulaması 40 ton kirleticisini filtre ediyor, hava kirleticisini. Egzozlardan çıkar ağır metallerin önemli oranda filtre edilmesini sağlıyor. Yani 60 metrekare bir alanda 15 kilogramlık ağır metali filtre edebiliyor. Ancak şu anda görmüş olduğumuz gibi burası daha önceden yeşil alan görünümündeydi. İstanbul'un en işlek noktalarından birisi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu noktadaki saksıları ve yeşil alanı kaldırdılar. Yine bazı noktalarda da grafiti çizimleri yapılıyor, boyama işlemleri yapılıyor. İşte İstanbul'da aslında önemli ölçüde fikir ayrılığına neden oldu. İstanbulluların büyük çoğunluğu bu noktada yeşil alanların kaldırılmasına tepki gösteriyor. Bir kere daha altını çizelim. Dikey bahçe şeklindeki düzenlemelerin İstanbul'da yapılış amacı hem emisyon hem de gürültü bariyeri oluşturma açısından önem arz ediyordu. Fakat bütçesi ve maliyeti gerekçe gösterilerek birçok noktada bu yeşil alanlar kaldırılmış durumda. Peki buraya bir boyama mı yapılacak yoksa başka bir tasarruf mu? Şu an için bu alan bu şekilde boş duruyor. Şunu da söyleyebiliriz. Yurt dışında birçok dikey bahçe örnekleri var. İstanbul'da bu yeşil alan bölgelerinin kaldırılması ise daha uzun süre tartışma konusu olacak gibi görünüyor. Meydan okumaya çalışırdı. 30 yıl arzında bizim torpaklarımızı istismar edirdi. Bizim tabii resurslarımızı istismar edirdi. Oğurluk, talançılık bunların hisletidir. Dağılmış kentlerin, şehirlerin vaziyetine bakmak kifayettir ki herkes görsün ki bizim karşımızda hansı vehşiler dayanır. Bir dene de işgal edilmiş torpaklarda, artık azat edilmiş torpaklarda salamat bina kalmayıp, bütün binalar sökülüp, talan edilip, tarihi abidelerimiz, mescidlerimiz, kebirlerimiz dağıtılıp, talan edilip, tehkir edilipdir. Ve onlar hesap edirdiler ki, Azerbaycan halkı bu vaziyetle barışacak. Onlar hesap edirdiler ki, bu torpakları ebedi işgal altında saklayacaklar. Bizim şehirlerimizin adlarını değiştirirler. Rayonlarımızın sərhədlərini dəyişdiriblər, kətlərimizin adlarını dəyişdiriblər. Bizim torpaqlarımızı erməniləşdirmək istəyiblər, amma buna nail ola bilmədilər. Azərbaycan xalqının iradəsini qıra bilmədilər. Öz doğma, dədə-baba torpaqlarını görməyən, işğaldan sonra dünyaya göz açan hər bir azərbaycanlı bir arzu ilə yaşayıp ki doğma dede baba torpağlarına qayıtsın. Biz bunu çocuk mercanlının timsalında gördük. İşğaldan sonra doğulmuş gençler, onların her biri çocuk mercanlıya qayıtmak arzusuyla yaşayıp ve qayıdıbdır. Ve eminim ki bugün işğalçılardan azat edilmiş bütün torpağlara Azerbaycan vatandaşları qayıdacaklar. O torpaqlarda yaşayacaklar. Sülh, əminəmanlıq şəraitində yenə də qrup yaradacaqlar. Necə ki vaxtilə bütün bizim işğal edilmiş torpaqlarımızda Azərbaycan xalqının mədəni irsi yaradılıbdır. Amma mənfur düşmən bu irsi məhv etmək istəyirdi. Bizim məscidlərimizi dağıdırdı. Cocuq Mərcanlı kəndində Şuşa məscidinin bənzərini biz inşa edəndə və onun açılışında demişdim ki, məscidlərin binalarını onlar dağıda bilərlər. Amma bu məscidləri biz öz qəlbimizdə yaşadırıq və gün gələcək bütün bizim dağıdılmış məscidlərimiz bərpa ediləcəkdir. Bütün şəhərlərimiz, kəndlərimiz bərpa ediləcəkdir. Biz böyük qayıdış astanasındayıq və Azərbaycan dövləti əlindən gələni edəcək ki,
işgal edilmiş ve azat edilmiş torpaqlara qayıdacaq Azerbaycan vətəndaşları rahat yaşasınlar, əminəmanlıq şəraitində yaşasınlar ve bu torpaqlarda hayat canlanacaqdır. Bizim məcburi köçkünlərimiz bütün bu illər ərzində bir arzu ilə yaşayıblar. Baxmayaraq ki, onların bir çoxları üçün gözəl şərait yaradılıb və bildiyiniz kimi təkcə bu il biz məcburi köçkünlər üçün 7000 mənzilin istifadə verilməsini nəzərdə tuturuq. 300 mindən çox məcburi köçkünə evlər, mənzillər verilibdir. Onlar bu qayğıya görə bizə minnətdardılar və mənim onlarla çoxsaylı görüşlərimdə bunu ifadə edirdilər. Ancaq eyni zamanda mən bilirdim və onlar mənə deyirlər ki, bizi qaytarın, öz torpağımıza qaytarın. Başa düşürdülər ki, bu çətin məsələdir. Başa düşürdülər ki, bunun üçün müəyyən geosiyasi şərtlər yetişməlidir. Mənə inanırdılar və mən onlara deyirdim ki, biz o torpaqlara qayıdacağıq. Mən deyirdim ki, mən bilirəm nəyi, nə vaxt və necə etmək lazımdır. Və xalq tərəfindən mənə verilən və göstərilən etimad imkan verdi ki, biz bu məsələni həll edək. Və bir daha mən bəyan edirəm ki, bütün verilmiş vədləri mən yerinə yetirirəm, bütün verilmiş vədlərə sadiqəm və mənim prezident kimi fəaliyyətim üçün əsas məsələ, mənim əsas vəzifəm Azərbaycan torpaqlarının qaytarılmasıdır, ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsidir. Və bugün biz bunu edirik döyüş meydanında. 30 ilə yaxın aparılan danışıqlar heç bir nəticə vermədi. İşğal edilmiş torpaqlarda Ermənistan tərəfindən qurulmuş istehkamlar onu göstərir ki, onlar bu torpaqları bizə vermək fikrində deyildilər. Sadəcə olaraq bizi və beynəlxalq vasitəçiləri aldadırdılar. Sadəcə olaraq vaxt uzadırdılar və bununla bərabər işğal edilmiş torpaqlarda qanunsuz məskunlaşma aparırdılar. Laçın şəhərində minlərlə insanı yerləşdiriblər, Kəlbəcərdə minlərlə insanı yerləşdiriblər. Bugün işğaldan azad edilmiş torpaqlarda da Füzuli, Cəbrayıl və digər rayonlarımızda da onlar bizim kəndlərimizdə yaşayıblar. O kəndlərin böyük hissəsi dağıdılıb, ancaq bəzi evlərdə onlar bizim torpağımızda yaşayıblar. Azərbaycanlara qarşı etnik təmizləmə aparmaq, Azərbaycanlara qarşı soyqırım törətmək, bizim vətəndaşlarımızı doğma torpaqdan didərgin salmaq və ondan sonra dırnaq arası referendum keçirmək tamamilə insani əhlaqa, qanuna, beynəlxalq hüquqa ziddir. Heç kim qondarma Dağlıq Qarabağ dırnaq arası respublikasını tanımayıb. İndi onlar əlləşirlər, vurnuxurlar ki, ölkələr, dünya ölkələri qondarma kriminal qurumu tanısınlar. Ağıllarını itiriblər. Başa düşmürlər ki, heç kim bunu etməyəcək. Başa düşmürlər ki, bunu edən hər bir ölkə artıq Azərbaycan üçün dost ölkə sayıla bilməz. Nəinki dost ölkə? Bu ölkə ilə biz bütün əlaqələri kəsəcəyik. Amma onlar ağılını itiriblər. Bugün çalışırlar ki, bu status-quo-nu bərpa eləsinlər. Mən demişəm, status-quo yoxdur. Status-quo-nu biz məhv eləmişik. Və düz eləmişik. 30 ilə yaxını gözləmişik. 10 il bundan əvvəl Minsk qrupunun həmsədrləri, onların prezidentləri səviyyəsində açıqlama verilmişdir ki, status-quo qəbul edilməzdir. Biz də bunu dəstəklədik, biz bunu bəyəndik və bizdə böyük ümidlər yarandı. Ondan sonra danışıqlar masasında əldə edilmiş müəyyən tərəqqi bizim ümidlərimizi artırdı. Amma sən demə, mənfur düşmən sadəcə olaraq bizi və beynəlxalq aləmi aldadırdı. Bu, beynəlxalq vasitəçilərə hörmətsizlikdir.
ve status quo'nu biz değiştirdik. Dövüş meydanında güç göstererek. Ben bunu demiştim bu tokuşmalardan evvel bir neçe defa demiştim ki bugün efsuslar olsun ki beynalxalq münasibetlerde beynalxalq hüquq işlemir. Eğer işleseydi BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi çoxdan icra edilecek. 27 il biz gözləyirdik ki bu qətnamələr icra edilsin. Onlar sadəcə olaraq kağızda qaldı. Nə üçün? Çünki siyasi iradə göstərilmədi. Bu qətnamələrin icra mexanizmi müəyyən edilmədi. Və mənfur düşman hesab etdi ki, bu bundan sonra da buna məhəl qoymaya bilər. Bundan sonra da beynəlxalq hüququ əzə bilər. Bundan sonra da bizim torpaqlarımızda istənilən çirkin əməllər törədə bilər. Biz onları məcbur etdik. Bak, bizim yumruğumuz sadəcə olaraq düşmənin başını yaran yumruq deyil. Bizim yumruğumuz bizim birliyimizdir. Xalqımızın birliyi, məqsədyönlü fəaliyyət, beynəlxalq müstəvidə bizə sərf edən və ədaləti əks etdirən qərarların, qətnamələrin qəbul edilməsi. Mən görürdüm bəzi hallarda bu hadisələrə qədər Azərbaycan vətəndaşları, o cümlədən köçkünlər hesab edirlər ki, belə diplomatik uğurlar əlbəttə ki, önəmlidir, ancaq onlar məsələnin həllini təmin etmir. Mən isə həmişə onlara izah edirdim ki, bu beynəlxalq qanun çərçivəsində həll olunası bir məsələdir. Və buna görə biz bütün aparıcı beynəlxalq təşkilatlarla işləməliyik ki, bu münaqişənin həlli üçün hüquqi bazanı genişləndirək, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri işləmirdi. Biz böyük səylər göstərdik. BMT Baş Assambleyası qətnamə qəbul etdi. Qoşulmama hərəkatı, Avropa Şurası, Avropa Parlamenti, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, digər təşkilatlar, Avropa İttifaqı ilə bizim aramızda paraflanmış sənəddə də sərhədlərimizin toxunulmazlığına, suverenliyimizə və ölkəmizin ərazi bütövlüyünə dəstək göstərilir. Yəni, budur bu münaqişənin həlli üçün əsas. Ona görə bugün artıq özünü dilənçi kimi, düşük kimi bağışlayın ifadəmə görə, amma onlar hər bir ifadəyə layiqdirlər. Aparan Ermənistan rəhbərliyi gecə-gündüz bütün beynəlxalq təşkilatlara zəng edir, məktublar göndərir, bəyanatlar verir ki, niyə səsinizi çıxartmışsınız? Onlar necə səsini çıxarda bilərlər? Onlar artıq bu qətnamələri, bu qərarları qəbul ediblər və Azərbaycan döyüş əməliyyatını beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan öz ərazisində keçirir. Biz Ermənistan ərazisində hər hansı bir əməliyyat keçirmirik. Bizim belə planlarımız yoxdur. Baxmayaraq ki, Gəncəni onlar Ermənistan ərazisindən bombalamışdılar. İki dəfə. Biz cavab vermədik onların yolu ilə. Biz döyüş meydanında cavab verdik. Və mən bildirmişdim ki, biz onların intiqamını, şəhərlərimizin qanının yerdə qalmamasını döyüş meydanında alacaq və alırıq. Beynəlxalq təşkilatlarda bizim fəaliyyətimizin əsas məqsədi o idi ki, bu hüquqi baza təkmil olsun, genişlənsin və buna biz nail ola bildik. Ona görə bugün Ermənistan rəhbərliyi yaxşı fikirləşməlidir. Artıq bizim qarşımızda diz çöküb, onlara diz çöktürmüşük, onlara layiq olan yeri göstərmişik. Qovuruq onları bizim torpaqlarımızdan, bundan sonra da qovacaq. Hər gün xoş xəbərlər gəlir. Hər gün bayrağımız yeni bir yaşayış məntəqəsində ucaldılır. Budur Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının gücü. 30 il ərzində Ermənistan rəhbərliyi öz dırnaqarası güclü
ordusu hakkında uydurmalar ortalığa atırdı. Mifler yaradırdı. Yenilmez dırnak arası Ermenistan ordusu. Haradadır bu yenilmez Ermenistan ordusu? Görün bakın nece kaçır bizim kabağımızda. Bu mifiydi, bu yalanıydı. Bunu biz yere vurduk. 30 yıl bizi tehdit edildi. 30 yıl işgal edilmiş torpaklarda abidelerimizi dağıdırdı. Tarihi medeni irsimizi silme istiyordu. 30 yıl ərzində beynəlxalq aləm nə üçün sanksiya tətbiq etmədi təcavüzkər dövlətə qarşı? Mən neçə dəfə bunu demişəm? Neçə dəfə sanksiyalar tətbiq edilməlidir? Bu ölkə, bu ölkənin rəhbərliyi öz xoşu ilə bu torpaqlardan çıxmaq istəmir. Bu bizi aldadır, danışıqları imitasiya üçün aparır. Onlara inam yoxdur və mən haqlı çıxdım. İndi baxın, görün orada qurulmuş istehkamlara. Belə istehkam quran ölkə, bu qədər ora vəsait xəşləyən ölkə oradan çıxarmı? Çıxmaq istəsəydilər bunu etməzdilər. Yəni bunların hər bir sözü yalan. Bugün də onların dövlətin rəhbərləri də gecə gündüz yalan uydurma yayırlar. Azərbaycan haqqında, döyüş meydanında baş verən hadisələr haqqında. Sanki kimsə gəlib bizim əvəzimizə vuruşur. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan gəncləri, Azərbaycan əskəri onlara dərs verir. Tək başına vuruşuruq, hər kəs bunu bilir. Amma özlərini sığışdıra bilmirlər. Çünki mifologiya dağılır. Mifologiya bunların əsas ideoloji əsasdır. Tarix haqqında yalan, onu da əfsuslar olsun ki, indi bir çox ölkələrə də qəbul etdirə biliblər tarixi yalanı. Xocalı haqqında yalan ki, güya Azərbaycan özü Xocalı soyqırımı törədi. Gəncə bombalanması haqqında yalan bəyanat veriblər ki, rəsmi, onların rəsmi nümayəndələri bəyanat veriblər ki, Ermənistan bu raket atəşini təşkil etmir. Nə vicdan var, nə əxlaq var, nə mənəviyyat var. Ağıl da yoxdur. Ağıl olsaydı deyərdilər ki, baxın, bu balistik raketin deməli start nöqtəsi və atış istiqaməti dünyada aparıcı ölkələr tərəfindən izlənilir. Hardan atılıb, hara dəyib və balistik raketlərə döyüş tapşırığı verilir. O təsadüfən o yaşayış masivinə düşməmişdir. Gecə vaxtı, qəsdən. Amma ağıllarını itiriblər, dünyanı aldatmağa davam edirlər ki, güya ki, kim bəs atıb Gəncəyə bu raketi? Biz özümüz mü atmışıq? Necə ki, yalan danışırlar ki, Azərbaycan özü Xocalıq soyqırımını törədib, indi də yalan danışır. Bütün dünyaya yalan danışır. Bütün müsahibələrdə yalan danışır. Bu yalancıları biz bundan sonra da qovacaq. Onlar gördülər ki, kimdir. Gördülər ki, biz onlara elə dərs veririk ki, bu dərsi heç vaxt unutmayacaqlar. İndi isə imdad diləyirlər. Ona buna zəng diləyirlər. Kömək edin, kömək edin. Bəs hanı sənin müzəffər ordun? Hanı sən yenilməz ordun? Bizim üçün müqəddəs olan Cıdır düzündə Ermənistanın baş naziri sərxoş vəziyyətdə rəqs eləyirdi. Fikirləşməli idi ki, Azərbaycan xalqına bu təhqir necə təsir edə bilir? Amma hesab edirdi ki, heç kim bunlara toxunmayacaq. Hesab edirdi ki, bütün ölkələr bunları bundan sonra da müdafiə edəcək. Dünya erməniliyi, erməni lobbiləri, ondan sonra bəzi onların dost ölkələri. Ona görə azğınlaşmışlar, ona görə qudurmuşlar. Yerini göstərdi onlara. Başından elə zərbə vurduq ki, çətin ki ayılsınlar. Onların ordusunun texnikasını demək olar ki, məhv eləmişik. Qaçırlar. Hələ qaçacaqlar. Bir sözlə, döyüş meydanında bizim üstünlüyümüz artıq heç kimə sir deyil. Biz haqq yolundayıq. Bizim işimiz haqq işidir.
Biz öz torpağımızda vuruşuruq, şehitler veririk, öz ərazi bütünümüzü bərpa edirik. Ve bundan sonra da bu adımlar atılacak. Ermənistan ne kadar ki elə gec değil, beyanat verməlidir ki, işgal edilmiş torpaqlardan çıxıram. Ondan sonra döyüşler dayana bilər. Mən her dəfə xalqıma müraciət edərkən xoş xəbərlər çatdırıram. Eyni zamanda demək olar ki, hər gün öz Twitter hesabımda, Twitter vasitəsilə yeni işğaldan azad edilmiş kəndlərin, şəhərlərin adlarını çəkirəm. Mən bilirəm ki, Azərbaycan xalqı bu xəbərləri hər gün gözləyir, hər gün. Hər gün, hər saat ki, nə vaxt bu xəbər olacaq, nə vaxt bu xəbər çıxacaq. Amma istəyirəm ki, əziz xalqım bilsin ki, hər kəndin götürülməsi, hər yüksəkliyin götürülməsi böyük rəşadət tələb edir. Çünki təkcə orada qurulmuş istehkamlar deyil, eyni zamanda azad edilmiş torpaqların təbii reliefi də ermənilər üçün daha sərfəlidir. Çünki biz indi həm onların istehkamlarına qarşı, onların toplarına, onların raketlərinə qarşı, eyni zamanda təbii, necə deyirlər, reliefə qarşı vuruşmalıyıq və qarış-qarış torpaqlarımızı işğalçılardan azad edirik. Çox çətin məsələdir. Gün gələcək, bu haqda geniş məlumat veriləcəkdir. Əminəm ki, Azərbaycan xalqı yaxşı başa düşür ki, bugün nəyi demək mümkündürsə, onu deyirik. Çünki döyüşlər gedir və biz istəyirik ki, tezliklə bu döyüşlər başa çatsın, tezliklə ərazi bütövlümüz bərpa edilsin. Ona görə Azərbaycan ictimaiyyətinə verilən məlumat hesab edirəm ki, və məlumatın həcmi tam kifayətdir. Bugün ənənəyə, gözəl ənənəyə sadiq qalaraq Azərbaycan xalqına yeni bilgilər vermək istərdim. Düşmənin məhv edilmiş və hərbi qənimət kimi götürülmüş texnikaları ilə bağlı məlumatı əziz xalqıma çatdırıram. Beləliklə, düşmənin 241 tankı məhv edilibdir. 39 tank hərbi qənimət kimi götürülüb. Toplam 280 tank. Amma yenə də hələ ki tanklar var. Həm işğal edilmiş torpaqlarda, həm Ermənistan ərazisində. Hardandır bu qədər bunlarda tank? Bir də ki, bu məsələni tənzimləyən beynəlxalq konvensiyalara ziddir. Bəs bu konvensiyalara monitoring aparmalı olan qurumlar niyə buna fikir yetirməyiblər? Bax, biz deyirik, 241 tank məhv edilib. Onların sonra nümayişini biz təşkil edəcəyik. 39 tank saz vəziyyətdə götürülüb və bugün bizim əskərlərimiz o tanklarda oturub, düşmənə onların öz tanklarıyla ateş açılır. Piyadaların döyüş maşınları 50-si məhv edilib, 24-ü qənimət kimi götürülüb və bugün bizim əlimizdədir. Özü yeriyən artilleriya qurğuları 17-si məhv edilib. 198 top məhv edilib, 58 minatan məhv edilib, 12 minatan qənimət kimi götürülüb, 25 qumbara atan hərbi qənimət kimi götürülüb, 53 tank əleyhinə vasitə məhv edilib, 70 qrad qurğusu məhv edilib, 2 urağan, 2 yars məhv edilib, 1 TOS məhv edilib, 4 S-300 zenit raket kompleksi məhv edilib. Son dəfə
Mən bu məlumatı Azərbaycan ictimaiyyətinə çatdıranda 2 S-300 Zenit raket kompleksi məhv edilmişdir. Bugün artıq 4 kompleks məhv edilir. Hər bir kompleksin, hər bir qurğunun qiyməti bəllidir. Çox bahalı hərbi texnikadır. 3 TOR Zenit raket kompleksi məhv edilib. 40-a yaxın ASA Zenit raket kompleksi məhv edilib. 5 KUB və KRUK Zenit raket kompleksi məhv edilib. 6 pilotsuz uçuş aparatı, 2 əməliyyat taktiki raket kompleksi Elbrus, 1 balistik raket, 1 .U raketi, 8 radioelektron mübarizə vasitəsi məhv edilib. 198 yük avtomobili məhv edilib, onlardan 15-i sursatlarla dolu yük avtomobilləri idi. 102 yük avtomaşını hərbi qənimət kimi götürülüb. Biz düşmənin hərbi texnikasını bundan sonra da məhv edəcəyik. Olan qalan da məhv ediləcəkdir. İndi isə əziz xalqımın səbirsizliklə gözlədiyi bizim yaşayış məntəqələrinin azad edilməsi haqqında məlumatı böyük qürur hissi ilə çatdırıram. Füzuli rayonu, azad edilmiş kəndlərin adları, 4 Çinar, Kürdlər, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Qarğa Bazar, Aşağı Veysəlli, Yuxarı Aybasanlı, Cəbrayıl rayonu, kəndlər, azad edilib. Sarapşa, Həsən Qaydı, Füğanlı, İmam Bağı, Daş Veysəlli, Axtəpə, Yar Əhmədli, Xocavənd rayonu, azad edilmiş yaşayış məntəqələrinin siyahısını çatdırıram. Ağcəkənd, Mülküdərə, Daşbaşı, Günəşli, bu Günəşli kəndinin keçmiş adı Noraşın idi. Vəng, bu kəndə yeni Azərbaycan adı verirəm. Bundan sonra Vəng kəndi Çınarlı kəndi adlandırılsın. Adı mübarək olsun. Zəngilan rayonu, Şanlı Azərbaycan ordusu Zəngilan rayon ərazisinə də daxil edilib, giribdir və yaşayış məntəqələrinin azad edilməsi təmin edilibdir. Zəngilan rayonu ərazisində yerləşən yaşayış məntəqələrinin adlarını çəkirəm. Havalı kəndi, Zərnəli kəndi, Məmməd Bəyli kəndi, Həkari kəndi, Şərifan kəndi, Muğanlı kəndi və Zəngilan şəhəri. Zəngilan bizimdir, Qarabağ bizimdir. Əziz xalqım, əziz Zəngilanlılar, Füzulilər, Xocavəndlilər, Cəbrayıllar və digər işğal edilmiş rayonların sakinləri, biz öz missiyamızı yerinə yetiririk. Düşmənə layiqli cavab veririk. Düşməni cəzalandırırıq. Düşman bizim qarşımızda acizdir. Düşmanın belini qırırıq, qıracağıq. Qarabağ bizimdir, yaşasın Azərbaycan, eşq olsun Azərbaycan xalqına. Ajansın sonuna yaklaşıyoruz ama İstanbul Silivri'de bir fabrikada yangın çıktı, bunun haberi geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Silivri, Ortaköy Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir PVC fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyük panik yaşandı.
Yangın kısa sürede büyüdü, siyah duman gökyüzünü sardı. Yükselen duman kilometrelerce uzaktan da izlenebildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Şimdi Kocaeli'ne götüreceğiz sizleri. A Haber ekibi Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'un yanında. Üretimle ilgili son gelişmeleri öğreneceğiz. Hakan Süer karşımızda. Evet Can Okunar, biz A Haber olarak çok özel bir yayında karşınızdayız. Çünkü biz TOGG binasındayız. Türkiye'nin yerli otomobilinin yanındayız ve detaylı bir şekilde size göstereceğiz. Tarihler 2019 Aralık ayını gösterdiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtım yapılmıştı. Ve hemen benim sağ tarafımda görmüş olduğunuz arabayı da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk kullanan isimdi. Evet kameraman arkadaşım yerli otomobilden size görüntüler göstersin. Detaylı bir şekilde hem içini hem dışını size detaylı olarak aktaracağız. Dış tasarımından iç tasarımına tamamen yerli ve milli olan ve Türk mühendislerimiz tarafından yapılan yerli otomobilde mesai tüm hızıyla devam ediyor. İşte şu an görüntülerde görmüş olduğunuz otomobil Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk olarak test edilen otomobil. İşte biz de A Haber olarak şu anda yerli otomobilin tasarımının yapıldığı Bilişim Vadisi'nde TOGG binasındayız. İşte görüntülerde A Haber farkıyla da size gösteriyoruz. Hemen ben araç hakkında bilgiler vermek istiyorum. Şarj altyapısından konum bazlı uygulamalara, diğer akıllı cihazlara, bağlantıdan akıllı park uygulamalarına, üyelik bazlı ulaşım hizmetlerinden otomobilin yazılımına, kablosuz güncellemeye kadar yeni birçok hizmet içerecek ve yaşamımızı kolaylaştıracak. Dış tasarımından bahsetmek istiyorum. İşte Türk motifi lale. Hemen bu tarafa doğru gelirse kameraman arkadaşım işte görmüş olduğunuz gibi ön ızgarasında bu laleleri görüyorsunuz ki aracın ilk tanıtımı yapıldığında özellikle sosyal medyadan bu lalenin figürü paylaşılmıştı. Oldukça da büyük ilgi görmüştü. Sadece ızgarada değil tekerinde de bu figürü görmek mümkün. En fazla merak edilen konulardan bir tanesi de iç tasarımı. Hemen yavaş yavaş biz içine doğru geçelim. Kameraman arkadaşım buradan size göstersin. Ben de diğer taraftan bineceğim. Hemen gösterelim. Kapıyı açarsa oradan arkadaşım. Evet şu anda ben size arabanın içini göstermek istiyorum. Gerçekten inanılmaz teknik bir özellikleri var. Bakın şu anda biz de A Haber olarak yerli otomobilimizin içine bindik. Gerçekten inanılmaz bir duygu. Ama ne kadar size kamerada yansıyor bilmiyorum ama gerçekten ön konsoluyla, teknolojisiyle çok üst düzeyde ve dünyanın gözü gerçekten bu yerli otomobilde. Bakın görüyorsunuz en çok merak edilen dikiz aynalardı. Hemen kameraman arkadaşım da yanında var zaten. Ben de buradan gösteriyorum. Aynaları içeride tamamen, dışarıda dikiz aynaları yok. Ön konsolunu görüyorsunuz. Çok rahatlıkla ve keyifle bir ailenin seyahat edebileceği özelliklere sahip. İşte hemen kameraman arkadaşım buraya da göstersin. Tamamen el hizasında. Yani elinizi buraya koyduğunuzda buradan çok rahatlıkla hem arabayı kullanarak hem de istediğiniz bir çalışmayı buradan çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi. İçinden kameraman arkadaşım biraz daha detay göstersin size. Ben teknik anlamda biraz daha bilgi vermek istiyorum. Peki çalışmalar ne aşamada? Bununla ilgili de bilgi vereceğiz ama öncelikle şunu belirtmek isterim. Tüm yolcuları kucaklayan dijital bilgi, eğlence ekranı şu an görüntülerde zaten ekranları da görüyorsunuz. 30 kilometre, 300 kilometre veya 500 kilometre menzil sağlayıp pil ile en uygun olası seçeneklerle hareket edebiliyorsunuz. %100 şarj ile yola çıkabilirsiniz. Yani %100 araç şarj olduğunda şöyle örnek vereyim. Ankara'dan Antalya'ya tatile çok rahatlıkla gidebilirsiniz veya İstanbul'dan İzmir'e akrabanızın yanına %100 şarjla çok rahatlıkla gidebilirsiniz. Peki hızı ne kadar? En çok merak edilen sorulardan bir tanesi performansı. 4.8 saniyede 100 kilometre hıza ulaşıyor. İşte görmüş olduğunuz yerli otomobil. Bugün açıklaması yapıldı. Oldukça önemli batarya. Hemen batarya hakkında da bilgi verelim ki en önemli aracın önemli özelliklerinden bir tanesi.
Evet, batarya Türkiye'de üretilecek. Bu çok önemli. Dünyanın önde gelen firmasıyla bugün anlaşma yapıldı. Türkiye'de üretilecek batarya sadece yerli otomobilde değil, ayrıca enerji sektöründe de kullanılacak. Yapılan iyi niyet anlaşması ile 2021 yılının başında batarya üretimi başlanacak. Bu oldukça önemli. Peki çalışmalar ne aşamada? İşte Gemlik'te üretilecek biliyorsunuz. Bununla ilgili de zaten fabrikadaki çalışmalar da başladı. Şu anda birçok işçinin fabrikada olduğunu da söyleyebiliriz. Şu ana kadar 3000 konteyneri dolduracak bir çalışma yapıldı. Yani İstanbul'dan Bursa'ya uzanacak 9400 adet zemin güçlendirme kolonununda üretildiğini söyleyebiliriz. Oldukça hızlı ilerliyor. Peki ne zaman üretilecek? Şu an görüntülerde görmüş olduğunuz model SU modeli. Bu araçlar ne zaman üretilecek? Hemen bu konuda da size bilgi verelim. 2022 yılında. Evet, bununla ilgili de çalışmalar yapılıyor ama aslında bu çalışma daha erken de bitebilir. Yoğun bir mesai var çünkü yoğun bir şekilde çalışılıyor. Ve 2022 yılında üretime ilk banttan inecek bu görmüş olduğunuz yerli otomobilimiz ve ilk etapta 175 bin adet toplamda 2023 yılında 175 bin adet bu görmüş olduğunuz araçtan üretilecek. Evet, hemen biraz daha ben detay versin istiyorum kamera arkadaşım. Görselleri oldukça önemli araçların. Dediğimiz gibi hemen ben Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bindiği aracı tekrar yakından görüp ardından da yayını bitirmek isterim. Evet, bu tarafa doğru gelirse kameraman arkadaşım. İşte o gün 19 Aralık tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk tanıtım yapıldığında görmüş olduğu gibi bu araca bindi ve bu aracı kullandı. Biz de A Haber olarak çok özel bir yayınla karşınızdaydık. TOK'un binasındaydık. Yerli otomobili size tanıttık diyelim. Sözü buradan şimdilik size bırakalım.